Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması bugün yürürlüğe girdi. İzmir'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçen ilk mülteci kafilesi de Türkiye'ye iade edildi. 202 mülteci gemilerle Dikili'ye getirildi. Oradan da mülteci kamplarına götürüldü. Gelecekler, geliyorlar derken sonunda Türkiye topraklarına yeniden ayak bastılar. Yaklaşık 60 mülteciyi taşıyan ilk gemi şu anda Dikili Limanı'na yanaşmış bulunuyor. İnenlerin isimleri kaydediliyor, parmak izleri alınıyor. Ancak devam eden işlemlerin görüntülenmemesi için geminin üzerine beyaz bir branda örtülmüş durumda. Onlar 20 Mart'tan sonra yola çıkıp da Ege'nin soğuk sularında yitip gitmeden Yunan adalarına ulaşmayı başaran mülteciler. Bu ufak çocukların sesleri. İçişleri Bakanı Efkan Ala sayıyı yaklaşık 500 olarak vermişti ama gemiler bugün 202 mülteciyi getirdi. 72 mültecinin işlemi tamamlandı ve o gemi limandan ayrıldı. Şimdi ikinci bir gemi limana yanaşıyor. Bunun içinde de 66 mülteci bulunuyor. İlindeki durumu göç idaresine teslim et. Bundan sonra adam almıyoruz. Gemide işlemleri tamamlanan mülteciler polis eşliğinde şu an tek tek gemiden indiriliyorlar. Onları Dikili sahilinde umudu hala denizde arayanlar karşıladı. Mülteciler gönderilmeye devam ediliyor. Ama diğer yandan da Avrupa'ya, Yunanistan'a geçebilme hayali devam ediyor. Bu grup dün akşam kaçak yollarla karşıya geçmek isterken yakalanan bir grup. Onlarca gazeteci de, protestocular ve destek verenler de mültecileri bekliyordu. Tüm halkları Suriyelilerle, mültecilerle danışma içinde olmaya çağırıyoruz. Gerçekten aslında tam ironik. Yani bu tarafta istemeyenler, burada hoş geldiniz diyenler, orada gelenler, orada savaştan onlar kaçanlar. Ama orada Dikili değil. Dikili'de olanlar değil. O acıyı yaşayacak olanlar değil. Ama korktukları gibi olmadı. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler kontrolleri yapıldıktan sonra kalacakları kamplara gönderildiler.